Merhaba arkadaşlar, Fujifilm Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İzmir Şovum'dan Mert. Ben İzmir Şovum'dan Caner. Bugün sizlere üst üste pozlamadan bahsedeceğiz. Öncelikle gene farklı makineler farklı yerlerde olabilen bir ayardan bahsedelim. S20'den başlayalım istersen. S20'de hemen vizörün sol tarafında aşağıda bir fotoğraf makinesi, böyle sayfa sayfa gözüken bir fotoğraf makinesi işareti var. Çekim modlarını temsil ediyor bu. Çekim modlarını açtığımız zaman ekranda en altta üst üste fotoğraf gözüken gibi aynen. Simge var. Üst üste böyle yarım iki kare var. Eklenerek çoklu pozlama diye isimlendirilmiş. Oradan seçebiliyorsunuz. X-T5'te ise bu ISO çarkının aşağısındaki kısmı atanmamış. Menü içerisinden girmek gerekiyor. Menüye bastığımız zaman solda fotoğraf makinesi simgesinin içerisine, çekim ayarlarının içine girdiğimizde 3. sayfanın sonunda çoklu pozlama diye yazıyor. Oraya geldiğimizde de aktifleştiriyoruz ve bize karşımıza orada olduğu gibi 4 tane seçenek sunuyor. Birisi toplam, birisi ortalama, birisi aydınlık, birisi de karanlık. Öncelikle Fujifilm'e 9 tane fotoğrafa kadar üst üste pozlamaya izin veriyor şu anda. Çoklu pozlama aktifleştirdiğimizde toplam dediğimiz tüm sistem içerisindeki fotoğrafların üst üste bindirerek çekiyor. Yani ışıktır, ensantenedir, diyaframdır, tüm ayarları, pozlama ayarlarının hepsini nasıl çekerseniz tekrardan birebir yansıtıyor. Ötekisi de ona göre tekrardan birleşmiş oluyor. Mesela bir fotoğraf çektiğimiz zaman aynasız bir sistem olmamız avantajı burada bize soruyor. Bu fotoğrafı kullanmak ister misin yoksa yeniden mi çekmek istersin diye ya da çıkış mı yapmak istersin diye soruyor. Biz üzerine çekeceğimiz için OK tuşuna basıyoruz. Direkt burada bize fotoğraf kalmış oluyor ve çekeceğimiz şeyi nereye çekeceksek ayarlayıp tekrar üzerine çekebiliyoruz. Böyle iki fotoğrafı da üst üste birleştirmiş oluyor. Toplayarak devam ediyoruz. Pozlamaları toplayarak devam ediyor. Yani birkaç tane daha fotoğraf çekersen bu giderek beyaz haline gelecektir. Bak üst üste pozlaya 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 gidiyor. 9 taneye kadar bunu yapabiliyoruz. İkincisi ise burada bu arada çıkmak istediğimizde de back tuşuna basıp bu fotoğrafı kaydetmiş oluyor direkt zaten. Ortalama dediğimizde tüm pozlamaları ortalama değerlerinde koruyup bize birleştiriyor. Yani tüm pozlamayı bozmamış oluyor. O pozlama sabitlenmiş oluyor. Ona göre kendisi modifiye ediyor diyebiliriz fotoğrafı. Aydınlık diye bir seçeneğimiz var. Aydınlık diye seçtiğimiz zaman da mesela şöyle bir fotoğrafı çektim. Sadece aydınlık taraftaki fotoğrafları birleştirmiş oluyor. Parlak gördüğü yerleri alıyor aslında, öyle söyleyebiliriz. Yani daha fazla pozlamalı olan yerleri alıyor, koyu alanları almıyor. Peki koyu alanları almak için ne yapıyoruz? En son seçenek karanlık. Karanlık olan seçeneği seçiyoruz. Orada da karanlık üzerine yapmak istersek, yani daha az pozlanmış yerlere bir şeyler koymak istiyorsak eğer, direkt onun üzerine yerleştirmiş oluyor. Bunu 9 taneye kadar üst üste pozlayıp farklı bir fotoğraf yaratabiliriz. Şimdi üst üste pozlamayla işiniz bittiği zaman mutlaka T5 serisi cihazlarda menüden girip tekrar kapatmanız gerekiyor. S20 serisi cihazlarda da gene en başta bahsettiğim tuşa basıp en üstte standart fotoğraf moduna geri almamız gerekiyor. Evet. Bunu bu şekilde bırakıp unutursak tekrar fotoğraf çekmeye başladığımız zaman üstte çekip bindirmeye başlıyor. Bu da tabii istemediğimiz bir durum. Aynen. O yüzden çoklu pozlamayı kapatmayı unutmayalım. O zaman görüşürüz.